Merhaba sevgili öğrencilerimiz. 4. sınıf sosyal bilgiler dersi 7. ünitenin sorularını çözüyoruz. Bölüm A. Aşağıda verilen cümleleri kutucuklardaki sözcüklerden uygun olanlar ile tamamlayınız demiş. Bakalım neler yazıyor. Sushi, Ruska, Japonya, Kilt, Gümrük, Macar, Suriye, Go, Origami, İran. Birinci sorumuza bakalım. Ülkemiz doğuda nokta nokta ile komşudur. Doğuda İran var. Güneyde Suriye var. Irak var. Batıda Yunanistan var. Yunanistan ve Bulgaristan var. Şimdi doğuda İran var. O zaman buraya İran yazacağız. İkinci sorumuz. Ugro Iskola nokta nokta çocukların oynadığı oyunlardan biridir. Bu Macar çocukların oynadığı oyunlardan birisi oluyor. Her ülkede farklı oyunlar var. 3. Başkenti Tokyo olan nokta nokta Asya kıtasının doğusunda yer alır. Bu Japonya'dan bahsediyor. Şimdi bulduklarımızı işaretleyelim. İran'ı bulmuştuk. Macar'ı bulmuştuk. Şimdi de Japonya'yı bulalım, işaretleyelim. Dördüncü sorumuz. Japon yemeklerinde nokta nokta şerit halinde kesilmiş balıkların kurutulmuş yosuna sarılmasıyla hazırlanır. Bunun ismi sushi. Beşinci sorumuz. Finlandiya'da gökyüzünün geceleri de güneşli olduğu döneme nokta nokta denir. Geceleri de güneşli Finlandiya'da kutuplarda olduğu için. Bu döneme Ruska deniyor. Altı, geleneksel Japon oyunlarından olan nokta nokta kareli bir tahta üzerinde oynanır. Bu oyunun ismi ise Go. Yedi, Türkiye'nin nokta nokta sınırı en uzun kara sınırıdır. Bu sınır Suriye sınırı. 8. Ülkeler dış ticaretlerini sınırlarındaki nokta nokta kapılar üzerinden gerçekleştirir. Bunlar gümrük kapıları. 1'e geçelim. Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına D, yanlış olanların başına Y yazınız demiş. 1. İnsanların yemekleri ve beslenme şekilleri ülkelere göre farklılıklar gösterebilir demiş. Doğru bir ifade. Her ülkede farklı yiyecekler yetiştiği için dolayısıyla yemek kültürleri de birbirinden farklıdır. 2. Türkmenistan Türkiye'nin komşularından biri de demiş. Türkmenistan komşularımızdan birisi değil. Komşularımızda ne var? İran, Irak var, Suriye var, Gürcistan var, Yunanistan var, Bulgaristan var. 3. Finlandiya Avrupa kıtasında yer alan bir ülkedir. Bu ifademize doğru. 4. Hazar Petrolleri Bakü, Tiflis, Ceylan, Bora hattı ile Akdeniz'e taşınmaktadır demiş. Evet, dördüncü ifademiz de Hazar Petrolleri yani nereden çıkıyor? Bakü, Azerbaycan, Tiflis ise Gürcistan, o taraftan geçerek Türkiye'ye geliyor. Oradan Akdeniz'deki rafinerilere taşınıyor. Yani doğru. 5. Kimono, Hintlilere özgü geleneksel bir giysidir demiş. Kimono, Hintlilere değil de Japonlara ait bir giysi. O yüzden yanlış. 6. Kapıkule, Kafkasya'ya açılan gümrük kapılarımızdan birisidir demiş. Kafkasya'ya açılmıyor. Kapıkule sınır kapımız Avrupa'ya açılıyor. Dolayısıyla bu yanlış.
Dedi, TİKA'nın amacı Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki ilişkileri geliştirmektir demiş. Yedi de yanlış. Bu Avrupa Türk toplulukları ile ilişkileri geliştirmek. Avrupa ile değil de Türk toplulukları ile ilişkileri geliştirmek için kurulmuş bir kuruluştur. 8. Türkiye ile Ermenistan arasındaki sınır kapıları kapalı durumdadır. Evet, şu anda Ermenistan'la ilişkilerimiz kötü olduğu için sınır kapıları da kapalıdır. Doğru. 9. Nahçıvan Azerbaycan'a bağlı bir özel bölgedir. Bu da doğru. 10. Türkiye ile Gürcistan vatandaşlarının sınırdan karşılıklı geçişlerinde kimlik belgesi yeterli olmaktadır. İki ülke arasındaki yapılan anlaşmalarla kimliklerle belli bir süre geçiş yapılıyor. Yani belli bir süreliğine geçiş yapılıyor. Ticaret yapılabiliyor. Karşılıklı geçişler kimlikle yapılıyor. Bu kimlikler yeterli. Aşağıda komşularımız olan ülkeler ve gümrük kapılarımızdan bazıları verilmiştir. Verilenleri inceleyiniz ve her bir gümrük kapımızın başındaki kutucuğa ilgili olduğu komşu ülkenin numarasını yazınız. Şimdi gümrük kapılarımız şunlar. Habur var, İpsala var, Kapıkule var, Nusaybin var, Sarp var, Gürbulak var, Dilucu. Nedir bunlar? Bizim gümrük kapılarımız. Bunlar hangi ülkelere açılıyor? Suriye, Irak, Bulgaristan, Yunanistan, Nahçıvan, Gürcistan, İran. Buralara açılan sınır kapılarımız. Şimdi bunların karşılıklı Habur hangi ülkeye açılıyormuş? Ona bakalım. Habur sınır kapımız Irak'a açılıyor. 2 diyeceğiz buraya. İpsala sınır kapımız Yunanistan'a açılıyor. Buraya da ne diyeceğiz? 4. Kapıkule sınır kapımız ise Bulgaristan'a açılıyor. Buraya da 3 diyeceğiz. Nusaybin sınır kapımız Suriye'ye açılıyor. Güneyde olduğu için. Buraya 1 diyeceğiz. Sarp sınır kapımız nereye açılıyor? Sarp. Gürcistan'a açılıyor. Buraya da 6 diyeceğiz. Gürbulak sınır kapımız ise İran'a açılıyor. Buna ise 7 diyoruz. Dilucu sınır kapımız ise Nahçıvan açılıyor. Buraya da 5 diyoruz. Evet, sınır kapılarımızı ve şeyleri bilmek zorundayız. Hangi ülkeyle komşu, hangi ülkeye açılıyor bunları bilmek zorundayız. Bölüm C. Aşağıdaki soruları cevaplayınız. Bunlar seçenekli sorularımız. Bir de bakalım. Aşağıdaki hangisi Türk Cumhuriyetlerinden biri değildir? Gürcistan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan. Gürcistan Türk değildir. Orada Rus ağırlıklıdır. Cevabımız A seçeneği olacak. B'ye bakalım. B2'ye bakalım. Ülkelerle ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır demiş. Azerbaycan Hazar Denizi'nin batısındadır demiş. Hazar Denizi, evet, Azerbaycan Hazar Denizi'ne komşu. B. Gürcistan Karadeniz'e kıyısı olan bir ülkedir. Evet, bu da doğru. B de doğru. C'ye bakalım. Kırgızistan'ın bütün toprakları Asya kıtasındadır. Bu da doğru. Yunanistan bir ada ülkesidir demiş. Yunanistan bir ada ülkesi değildir. Yani yarım adadır. Çevresinde denizler vardır ama adalar da vardır ama tamamen bir ada ülkesi değildir. O yüzden D seçeneğimiz yanlış. Diğerleri nedir? Doğru. Üç. Bu ülkenin en meşhur yemeği dana eti ve soğanla yapılan gülaştır. Yukarıdaki sözü söyleyen biri aşağıdaki ülkelerden hangisini anlatmaktadır? Bulgaristan, Kazakistan, Macaristan, Yunanistan. Burada yani o ülkeye ait bir yemekten bahsediyor. Bu yeme göre bu ülkeyi bulunuz diyor. Bu Macaristan'dır. Özel bir yemek. O ülkeye aittir. Gülaş. Dörde bakalım. Türkiye ile nokta nokta kendilerini iki devlet, bir millet sözüyle ifade etmektedir.
Türkiye ile Azerbaycan kendilerine iki devlet, bir millet olarak ifade eder. Cevabımız A seçeneğidir. Beşi bakalım. Hoca Ahmet Yesevi Üniversitesi aşağıda verilen Türk Cumhuriyetlerinden hangisinde bulunmaktadır? Hoca Ahmet Yesevi Üniversitesi Kazakistan'da bulunuyor. Cevabımız B seçeneği olacak. Diye bakalım. Aşağıdaki soruların cevaplarını defterlerinize yazınız demiş. Sizden ülkemiz ile Türk Cumhuriyeti arasındaki ilişkileri geliştirmeye yönelik önerilerde bulunmanız istenseydi neler önerirdiniz? Ticaretin serbest olması, yani gümrük vergilerin alınmaması karşılıklı olabilir. Kimliklerle seyahat edebilmenin kolaylaştırılması, pasaporta gerek kalmadan kimliklerle seyahatlerin kolaylaştırılması olabilir. Karşılıklı iş anlaşmaları, karşılıklı malların ticareti kolaylaştırılmalı. Yani bizim ülkemiz olan mallar Türk Cumhuriyetlerinde satılmalı, onlar Türkiye'den almalı. Biz de ihtiyacımız olan malları Türk Cumhuriyeti'nden almalıyız. Karşılıklı turlar düzenlenmeli. Kültür turları, iki toplumların birbirini tanıması için karşılıklı turlar düzenlenebilir. Ya da öğrenci değişim programları da olabilir. İkiye bakalım. Sizce ülkemizi diğer ülkelerden ayıran en farklı kültürel unsur hangisidir demiş. Neden? Buna siz kendiniz cevap vereceksiniz. Bizim yemek kültürümüz var. Yemek kültürümüz nedir? Diğer ülkelerden farklıdır. Ya da çalgılarımız, ezgilerimiz de farklıdır. Benzerlik gösterir ama farklılıklar çoktur. Üçe bakalım. Farklı kültürlere saygı gösterilmediğinde ortaya çıkabilecek sonuçlar neler olabilir? Farklı kültürlere karşı saygılı olacağız. Çünkü onlar da bu dünyada yaşayan toplumlar. Dolayısıyla saygılı olmazsa karşılıklı savaşlar çok olur. Yani farklı toplumları olduğu gibi kabul edeceğiz. Onların da yaşamaya hakkı var. O yüzden karşılıklı anlayış, karşılıklı sevgi saygıya dayalı ilişkilerimiz olacak.